Bu yayınlarımızın birilerine cesaret vermemesi için Yani. acil durum butonu ya da Yani aynen. taksicilerle ilgili bir koruyucu mekanizmayla devreye giriyorsa bizim bu haberlerimizin karşılığı olsun. Değilse biz sizlerin ne kadar zafiyet içerisinde olduğunuzu göstermek değil maksadım. Bunun altını çizmek istiyorum. Burada ortak bir hamle yapalım. Burada ortak bir amaca hizmet edelim. Taksilerin Didim'de can güvenliği yok. Yok. Caydırıcı bir cezası yok. 2 gün önce olay yapan kadın 2 gün Çıkıyor. sonra çıkıyor başka taksi durağına gidiyor aynı Aynen şekilde. dışarıdalar. Yani bunun önüne nasıl geçilir? Nasıl bir sistem uygulanır? Bilmiyorum yani fazla da konuşacak bir şey yok. Hani içim yanıyor benim. Yemin ediyorum hani bugün cenazeye gittim. Rahmetlinin çoluğunu çocuğunu gördüm. Eşini gördüm. Bir topan ekmek parası için adam koşturuyor. Yani. Yani o adamı öldürüp de 200 lirasını alsan ne olur? Almasan ne olur? Arabalarda hiçbir şekilde hiçbir sistem yok. Bizi yolda polis durdurur, sopa koyarız, sopamızı alır. Biber gazı koyarız, biber gazımızı alır. Bıçak koyarsın, kendimizi koruyacağız, gece gündüz çalışıyoruz. Bıçağı alır yasak diye. Biz neyle korunacağız, nasıl yapacağız? Yani bunların bir şekilde bir çözüm ulaştırılması lazım, bir şekilde bir şeyler yapılması lazım. Bugün daha dedim şoförler odasında da sağ olsun başkanımızla konuştuk ettik. Hani bir çözüm bulmamız lazım diyor kendisi de. Zaten yeni geldi başkanımız sağ olsun. Hani arkamızda da duruyor ama nasıl bir şey olur? En kısa zamanda da olması lazım. Bu bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Ben İzmir'de de seneler önce şahit oldum. Üç arkadaş taksiye biniyor, diri diri bagaja kapatıp yakıyorlar. Öteki arkadaşı diyor ki ben de yapacağım. Başka bir taksi daha. Bir 15-16 sene önce bu olay yaşandı. Oluyor öyle. İnternete de girip bakabilirsiniz. Adamlar girdi 5-10 sene yaptı çıktı. Cezalar caydırıcı değil. Caydırıcı değil yani bilmiyorum ya ne demek ifadesine ulaşmış İzmir'dekiler. 2 gün önce olan olay yapan şahsın evden canım sıkıldı. Çıktım dışarı 3 tane araba durdurmuş. Kimse durmamış. Rahmetli duruyor. Arkadaşımız duruyor. Alıyor üşüdü diye. İfadesinde demiş 3 kurşun vardı. 10 tane olsa 10 tane sıkarım demiş. Böyle bir mantık böyle bir zihniyet olamaz. Muhtemelen uyuşturucu Ya etkisinde olduğu %90, %90. Zaten kışın genelde burada daha çok oluyor. Hani Yazın burada olmuyor da mu? çok Kışın var. Yani kapıcısı, torbacısı, hırsız hepsi. gece korkuyoruz Gece artık çok müşteri alma problem yani. yani. Yazın Telefon kalabalık geliyor. olduğu için pek problem olmuyor ama kışın hepsi burada. Kapıcı, torbacı, hırsız hepsi burada. Yani belli sokaklara gitmiyoruz şu an Yani. aradılar mı? Bilmediğimiz telefonlara gitmiyoruz. O hale geldik. Büyük şehirlerde daha bir bağlılık var. Burada yok. Yani ben İzmir'de de yaptım bu işi. İzmir'de işte ne bileyim bir büyük kaza yaparsın, işte çalışamazsın, durak olarak toplanılır, şoförler arası toplanılır, bir şekilde yardımlar oluyordu önceden. Ama şu an var mı yok mu ben de bilmiyorum. Yok, Ama yok. bunu ben dediğimde görmedim. Hiçbir sendika dernek hiçbir şey yok. Sadece odayı bağlıyorsun. Aynen öyle. Şoförler odasına Ha, o da bağlıyorsun. yaparsa yapıyor, yapmazsa. Yani. Oda neler yapıyor size? Ya. Odanın yani sizin mesleki anlamda mesleğinizi daha konforlu, sağlıklı, Evet. güvence altında çalışabilmeniz için odanın faaliyetleri neler? Hiç faaliyeti yok. Bunların da üstü var. Buradaki oda Aydın'a bağlı. Aydın UKM'ye bağlı. UKM'ye Orası bağlı. koordinasyon UKM başkanlığı. Ankara'ya bağlı. Şimdi buradaki olaylar biraz daha basit kalıyor. Yani basit derken işte bizim odamız gidiyor. En basit örneğini söyleyeyim. Bir zam olayına en son bize geliyor. Bundan 2-3 sene önce biz belki Türkiye'de en çok pahalı taksi grubu bizdik. Sahil kesimi olarak. Şu an İzmir falan bizden daha güzel para Yani kazanıyor aynen. yani. Şurada 3 ay kazı çalışıyoruz o da pek bir şey Orası yok. 12 ay kazanıyor. Taksimetre hemen hemen bizden fazla. Yani yap benim oğlum da var. Araba benim kiralık. Benim oğlum da var. Ben oğlumu bulaştırmıyorum. Ben de Hatta arkadaşlar diyor. 39-40 senedir bu işin Heh, içindeyim. Yani ne uzuyorsun ne kısalıyorsun. Ancak işte kendini geçindiriyorsun. kendini Başka bir geçin şey yok diyorsun. yani. Ne talep edersiniz? Tam olarak ne istersiniz? Sizin ağzınızdan duymak Vallahi isteriz. ilk önce can Tabii ki güvenliğimizi can isteriz. güvenliği Yani isteriz. işte ne bileyim bir buton olabilir, emniyetle bağlantılı. İşte başka bir sistem varsa Kamera başka bir isteriz. sistem, Araçların kamera çoğunda sistemi. hemen Ha, hemen hepsinde kamera yok. sözde gelecekti Ocak ayında ertelendi diye durduruldu Ya da tekrardan. biz kendimiz takalım eğer Hani ya da onlar biz kendimiz takmayacaklarsa biz kendimiz sizlerin takacağız. kendinizin takmasına izin verilmiyormuş galiba. Verilmiyor işte. Şu anda öyle Yani bir şey var yani. Verilmiyor da değil de yani ya senin aldığın kamerayı beğenmiyorlar. İlla bizim aldığımız o da olacak, takacak bizim herhalde. dediğimiz olacak. Ben de bilerek benzinliğe girdim. Arabada kamera yok, bir şey yok diye. Mazot alma bahanesiyle benzinliğe girdim Çağlar Petrol'e. En azından dedim yüzü gözüksün. Yani. İndirdik hani dedik arabayı göster demeye kalmadı bıçağı salladı çocuk bize. Sıyırmasak arkadaşım hani belki bugün ölmüştü. Az ileri gitti silah çekti çocuk bize sıktı. Resmen dağıldık biz Çilyalı 4 kişiyiz o tek.
Ondan sonra sahile bir atladı. Çocuğu bir daha bulamadık. Karakola babası geldi. Özür diledi. O oldu, bu oldu. Davacı olma dediler. Olmadık biz de. O şekilde bir olay yaşadım ben yani. Bu başıma geçti benim. Siz ne oldu abi? Yok, benim öyle ufak tefek oldu pek. Büyük bir olayım yok. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ diliyorum olun. Böyle kötü hikayeleri bir daha duymayız. Amin, bu son olsun. İnşallah. İnşallah. Amin, inşallah. İnşallah. Dilim çok berbat bozuldu. Mültecisi de var, esrarcısı de var. Ben Ali Yıldız. Kaç yıldır taksicilik yapıyorsunuz? 33 yıl oldu taksiciyim. Kavgalarla, tartışmalarla çok boğuştuk. Adam kafayı buluyor, geliyor. Beni götüreceksin lan. İşte şu harekette, bilmem ne yazıp. Biz de hadi esnafız, tartışma çıkmasın diye. Bazı zorluklara katlanıyoruz. Dilim çok berbat bozuldu. Dediğim gibi ne kadar suç, çoğunlukla suçlular hepsi buralarda. Mültecisi de var, esrarcısı da var, eroincisi de var, var da var. İki tane bir ayı çoğu adam sanki dünyayı fethedecek. Tehditler, şeyler, kabadayılıklar. Yani esnaflık kalmadı bu Didim'de. Didim berbat oldu. Büyüdü de. Affedersin, ipini koparan burada. Daha bana bir şey olmadı diye işin içinde çıkmamamız lazım. Hepimiz bu işi yapıyorsak hepimizin başına gelebilir. Dün onun başınaydı, bugün benim başıma. Şu anda buralarda İzmir, Aydın, ne bileyim, hiç öyle bir şey görmedim. Yok da. Güvenlik kamerası var mı? Yok, onu da yoktu. Onu da yapacaktılar. Sonra ertelediler, bilmiyorum. Daha öyle bir şey de yok. Ha, bazı arkadaşlar kafana göre bir iki tane koymuş kamera. Ama o da yasal değil. Diyorum ya, hepimizin kellemiz kelle koltuktan. Adam geliyor, çekiyor, kafayı buluyor, götürüyor seni. Bir de hakaretler, bilmem neler. Hadi gel de dayan. Çok kötü yani. Bir an önce bunlara bir çare bulmaları lazım. 6-7 bin liralık bir şey, 7 bin nüfusu vardı. Şimdi oldu 100 bin. Oturanlar yani. Yazın oluyor 500 bin. Çoğunlukla sanki özellikle kötüleri gönderiyorlar. Çok var ortalıkta. Bilmiyoruz kimin yaptığını, kim, ama çok çekerek geliyor. Nerede alıyorlar, nerede buluyorlar, bunu bir çare bulunmadı herhalde, bilmiyorum. Yazın turistlere de veriyorlar, kendileri de içiyorlar. Bu uyuşturucu herhalde var burada, çok. Affedersin, o iki tane bayan zaten o işi yapıyorlar. Biri satıyor, biri de yanında. O gün çocuğun parasını vermeyince bir de çocuğu dövdüler. Bir de arabasını paramparça ettiler. Bir tane can bırakmamıştır. Karakola götürdüler. Çocuk da kadındır, ne yapabilirim? Bir şey de el kaldırmamış, kaçmış. Ondan sonra polisler öbür gün sabahlayıp saldılar. Ha, burada ortada dolaşıyorlar. Yasalarımız mı yetersiz? Artık bilmiyorum yani. Ya tamam, bayan olabilir, saygı olabilir. Her zaman bayanlara saygımız var. Ama bayan diye gelip de beni, kafamı, gözümü, burnumu kıracak. Camlarımı kıracak, ben sesimi çıkartıramıyorum. O da yanlış bir şey. Yani bunlar çok, yasa eksikliğimiz de var. Abi dersin, karı satanlar arkadaşı dövüyorlar, arkadaş anahtarını alıp zorla kaçıyor ellerinden. Ondan sonra camlarını, tüm camlarını kırmışlar. Ben kendim de gittim yanına, 11,5 lira cam parası verdi. Bu kış yoklukta, bilmiyorum. O şekilde davranıyorlar yani, sarhoşu var, esrarcısı var, eroincisi var, gece saat öyle, gece 12'de sonra denk gelen çok kişiler var yani, para vermeyenler, bırakıp kaçanlar, tehdit edenler, ya vardır var. Kaç yıldır taksicilik? 10 yıldan beri taksicilikle uğraşıyoruz dedim de Altınkum'da. Yani bu taksiciler toplumun kanayan yüzü. Yani taksiciler araç kullanırken savunmasız halde oluyorlar. Şiddete cevap veremiyoruz direksiyon başında olduğumuz için. Çünkü tehditlerin hepsini açız. Araç kullanan biziz.
Kamera sistemleri belli yerlerde yetersiz kalıyor. Neden? Bazı binen müşteriler de kameranın iyi olmadığını söylüyorlar. Çünkü özel hayata saygı, özel hayata kamera olduğu zaman çekiniyorlar, kızıyorlar da. Hı-hı. Ama kamera artık çok gerekli bir şey, araç içi kameralar. Çünkü hiç değilse şiddetin kimin yaptığı, saldırının kimin yaptığı tespit edilebiliyor. Onun haricinde taksiciler iftiraya maruz kalabiliyor. Kötü niyetli insanlar tarafından. Maalesef ki bu da bir kötü niyetli insanların yaptığı şeylerden birisi. Üzücü. Yani taksici denildiği zaman aslında taksicilik çok zor bir meslektir. Maalesef bu üzücü olay da bizi derinden etkiledi. Yani yetkililerin artık bir çare bulmasını istiyoruz. Çare bulmasını istiyoruz derken çare önerileriniz nelerdir? Ben asıl çare önerileriyle ilgileniyorum. Çare önerileri ne olabilir? Bu şiddete karşı ne yapılabilirse. Yani bir güvenlik butonu olabilir. Başka bir merkezi sistem olup böyle bir direkt emniyet müdürlüğüne haber verebilecek bir taksinin içinde buton olabilir. Çünkü o arabada mesela GPS takılabilir. Arabayı GPS yoluyla takip edilip hızlıca ekipler müdahale edebilir. Bu bir çözümdür. Çünkü herhangi bir tehlike altındayken telefonu da yeltenemeyebilirsiniz. Bu açıktır yani. Sizin sırtınızdan, ensenizden bir silah gösterip veyahut da bir kesici delici alet gösterip direksiyon tutarken bu telefonu da çıkarmamız mümkün değildir sonuçta. Ama o gizli bir yerde bir buton olsa ona bir şekilde basılabilir. GPS'e takip edilip araca müdahale edilebilir. Artık bunu yapmak lazım. Bir son bulsun artık. İnsanlar ölmesin. Çocuklar yetim kalmasın. Bak o adam, Allah rahmet eylesin. Bugün defnettiler. Bir oğlu da cezaevindeymiş. Ekmek parası için sadece soğukta üşümesin diye arabasını aldığı ücret karşılığı olmadan. Çünkü soğukta üşüdüğü için alıyor. Ve yolda samimice muhabbet ediyorlar. Başka hiçbir şey yok. Neden öldürdün bu adamı? Yani senin amacın neydi? Bu şiddet nereden geliyor? Bu neden böyle yapılıyor insanlara? Toplumda şiddet olayları arttı. Biz de tehlikeye açık olduğumuz bir meslek grubu olduğumuz için yani bir çare istiyoruz artık bütün taksiciler için. Daha başka taksiciler ölmesin, yuvalar yıkılmasın. Birbirimize destek oluyoruz. Başka herhangi bir fon veyahut da herhangi böyle bir maddi olarak mağdur olanlara da destek olacak hiçbir şey yok. Olması gerekmiyor mu? Olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Yani gerçek bir taksici birliği, ticari taksici birliği kursanız. Tabii. Aylık belirli bir miktar, o ay çalışamayan olur ya, kişisel sağlığından dolayı bir müşterisi, evet. Her zaman ölmek gerekmiyor. Tabii. Belki hastalık olur, kaza olur, bir şey olur. Aslında bir destek amaçlı kurulabilir, düşünülebilir. Güzel bir düşünce. Yani onu da artık büyüklerimiz bir ortak yola düşünüp hayata geçirebilirler. Geç kalınmış bir şey aslında. Gerçekten ihtiyaç sahibi mağdur olan arkadaşlarımıza destek amaçlı yardım olunabilir. Neler duydum? Yaralanan oldu bizim bu duraktan mesela. Bıçaklı satırla yaralanma oldu. Arabası başkası tarafından şey oldu, alınan oldu. Mesela arabaya bindi taksi. Taksici inmiş markete veyahut da başka bir yere. Araba çalışık arabayı almış götürmüş, çalmış. İftiralar oluyor. Yani şimdi yeni moda oldu. Kötü niyetli insanlar iftira atabiliyor. Kadına şiddete hayır diyoruz. Erkek kadın ilişkilerinde kadın tabii ki devletimiz içinde, bizim içinde bir adım önde. Ama bunu kötüye kullanan hanımefendiler oluyor. Bayanlar oluyor. Yani taksiciler içinde, yaşayan toplum içinde birbirimize saygılı olalım. Ekmeğimize saygılı olalım. Yani birbirimize şiddet göstermeyelim. İftira atmayalım. Biz de taksiciler olarak üslubumuza dikkat edelim. Araba kullanmamıza dikkat edelim. Yolcu istediği yere götürelim. Hakkımız neyse onu alalım. Böyle olmamız lazım. Çok nadir oluyor. Bunları herkes yapıyor demiyorum ama duyduk. Buradan şehir dışında bir yere gidiliyor. Taksici önden ücreti isteyemiyor doğal olarak. Taksimetresi yazdıktan sonra, iş bittikten sonra taksici parasını alır. Mesela buradan İzmir'e gidiyor vatandaş. Yol bitmeye yakın, kamera yoksa cinsellikle suçluyor taksiciyi. Ve 155'i arıyor veyahut da 112'yi, artık acil durumu arıyor. Ve direkt cinsel iftira atıyor. Mesela o gittiği yol ücretini ödememek adına. Artık taksici de mesela o paradan da vazgeçiyor. Yeter ki diyor, lanet ediyor artık. Çıkıyor diyor ki yeter, istemiyorum. Çıkıyor evine geliyor, yapacakmış. Bunları duyduk, yaşandı. En azından yani şu bir örnek olması lazım. İyi niyetli bir insanın soğukta üşüdüğünü görüp alan arabasına ölüm hak etmedi. Artık bundan sonra lütfen yetkililer gereken bütün önlemleri alsınlar. Bizimiz bir şekilde ne önü arkamız var, ne önümüz var, ne arkamız var. Önümüz yok. Ölen öldüğünde kalır. Yetimler de yetim olarak kalır. Kimse kimseye yardım ettiği yok. Sen karışamazsın. Arkaya zaman, oturduğu zaman da tehlike içindesin. Bir şey yapamazsın mı? Yapamazsın. Arkaya araç kullanıyorsun zaman. Bir araç taraftan. Kullanıyorsun. Arabalarda güvenlik kameralarınız var mı? Takılmadı. Daha taktırırız ama. Kamera olduğu için
Bu çabuk yakalandı. Olmasaydı belki yakalanmayacaktı. Yakalanmayacaktı. Çünkü belki 5 sene 10 sene geçecekti. Kim? Yok zaten... böyle nesil çok bozuldu ya, insanlar bozuldu ya. Da, çıkmayanı da biz götürüyoruz. Bayan olsun erkek olsun yeter ki söylesin. Şimdi yaş oranı düştü ki 14-15 yaşındaki çocuklarda kız olsun erkek olsun hepsi kullanıyor. Şoförün hiçbir kaydı yok ki. Savunması yok bir kere. Abi bayan oldu zaman. Hiç böyle bir şey yaşadınız mı abi? Hiç böyle kötü hikaye. Taciz olayı hemen ortaya koymuyor. Aklı duruma çıkıyor. Çiftliğe bayana den geldim istedi şeyi çamura atar sana. Çamura at izi kalsın yani böyle. Ben 89'dan beri taksiciyim. İsminizi alabilir miyim? Necmettin Bayram. Necmettin abi. Hiç böyle canını tehlikede hissettiğin oldu mu? Ben şöyle bir şey geçirmedim. Sadece başımdan şöyle bir olay geçti. Buradan Manisa'ya götürdüm bir şahısı. Orada indi. Dedi patrondan para alıp geleceğim dedi. Bir ne diyorlardı o shopping center gibi yerlere, büyük yerlere. AVM. AVM gibi yere girdi. Giderken şüphe duydum ben. Ha geriye döndü tekrar. Benim telefonla yolda konuştuğu için dedi sana dedi kontur doldurayım abi dedi. Telefonla konuşayım dedi. Telefonu aldı. İçeri girdi şüphe duydum. Koştum arkasından. Arkada çıkış varmış. Kaymış oradan gitti. Ondan sonra ne para? Telefonum da gitti. Telefonumu arıyorum. Kapatmış bile. Almış gitti. Oradan boş geldim dedime. Ne para ne bir şey. Gidip gelmek sonra saati var, dakikası var. Mümeyen. Ama takside ben bugün gelmesem sen niye gelmedin bugün diyen olmaz. İstersen bir ay gelme. Mesela 15 gün önce çağırıyorlar taksinin biri. Şu karşıya ileride bir deniz kenarına. Gidiyor taksici alıyor. Gasp ediyorlar taksiciyi. 3500 lirasını almışlar taksici. Bizim burada. E ne olur? Taksici bize laf attı. Yok şöyle oldu, sarkıntı oldu. Yok şudur, yok budur. Toplum olarak taksi şoförü... Böyle bayana sarhoş bayan geliyor. Ona dokunamıyorsun. Dokunsan hemen seni suçluyorlar. Vay işte taciz bilmiyor. Halbuki alakası yok. Kadın sarhoş kendine değil. Senin omuzuna yatıyor. Yarı çıplak özellikle sahilden bilmiyor. Götürüyorsun kendi yerine. Yani ne bileyim çok bunlarla karşılaştık biz. Bir şey de diyemiyorsun. Elini atsan aman bir şey oldu olur mu diye korkuyorsun. Sarhoş kadın gideceği yeri söyleyemiyor sana. Sana bana diyor ki doğru git diyor. Nereye gidiyorsun? Bir güvenliğiniz ben, yok. Bir yani, emniyet butonunuz var mı taksilerde? Ben, butonu yok. Emniyet butonu yok. Olması gerekmiyor mu? Ya işte ya hepsi maddiyete dayanan şeyler. Olmuyor yani. Sarhoşu, affedersiniz torbacısı, minimum işler yapan insanlar, ne kadar gayrimeşru iş yapan insanlar varsa hepsiyle biz uğraşıyoruz maalesef. Geçen işte o kadınları almadığımız halde, kadınların sıkıntılı olduğu halde biz almıyoruz diyoruz. Kadın bana diyor ki ben gidip karakola şikayet ediyorum. Nereye giderse gitsin yani. Diyecek ki işte ticari taksi ve minibüsler kamera taktırsın. Tamam takalım, dışarıda yaptıralım. Yok dışarıda yaptıramazsın. Ne yapacağız? Belli firmalarda 3.000 lira, 4.000 lira, 5.000 lira maliyeti olan işçilikle dahil işte giderimiz olacak şeyi şimdi gelecekler bize 20-25 milyara dayatacaklar maalesef. Ya şimdi bakıyorum İstanbul zamı veriyor. Orada Büyükşehir Belediyesi veya Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde bir başka yer zamı veriyor. Ya siz şimdi yani bu ticarileri neden İşte seçim malzemesi olarak kullanılıyor. Ben onu anlamıyorum. Mazot 29 liraydı. Zam geldi. Şu anda mazot 43 lira. Ortalama %80, %70 zam geldi. Bizim hala taksimetremiz aynı. Önceden 4 lastik alıyorduk. 2000 liraydı. Şimdi oldu 8000 lira. Sigortamız önceden 3000, 4000, 5000 liraydı. Geçen sene 11 bin lira yatırdım. Bu sene olacak 20 bin lira. Ticari taksisin diye. Yani kaza riskin çok diye. Eyvallah. Yani ama bize de hakkımızı verin ki yani biz de onları ödeyebilelim. Bu sigorta parası oldu 6.300 lira. Yani bir aylık kendi sigortamı 6.300 lira yatırıyorum. Yani daha bunun gibi nice şeyler. Yani 10.000 bakımı yapıyorsun 1.500-2.000 lira. Oda parası veriyorsun, muhasebe parası veriyorsun, vergi veriyorsun. Veriyorsuna veriyorsun. Tamam para topluyorsun ama o para gidiyor zaten. Sürücü belgesinin olması gerekiyor tabii ki dolayısıyla. Sonra psikoteknik belgesi alması lazım. Ticari taşıt kullanma belgesi yani SRC2 dediğimiz belgeyi alması lazım. Sonra şoför eğitim sertifikası alması lazım halk eğitimden çıkan. Yani bir şoför olabilmek için yani bir 3-4 ay bu evrakların bir çıkarıp ondan sonra işte ondan sonraki süreçte işte adresi bilmesi, iyi bir şoför olması, iyi bir eğitiminin olması, ne bileyim
kişisel diyalogların iyi olması. Yani öyle hani pat diye ben taksiye geçiyorum, şoför oluyorum veya minibüse geçiyorum, şoför oluyorum diye bir şey yok. Bunun haricinde yine her sene belediyenin çıkarmış olduğu araç ruhsatları. Onları almanız gerekiyor. Gerekiyor yani her şey gerekiyor. Ne kadar kazandırıyor? Yani ortalama günlük bizim burada çalışma sistemimiz günlük cironun %25'i. Bazı duraklar yövmiye sistemiyle çalışıyor. Bizim çalıştığımız sistem bu sistem yani. Günlük cironun %25'ini alıyorsun. Belki burada oturmak istemiyorum. Tamam ne diyeceksin, adama zorla olarak gelip oraya oturtacaksın diye bir şey yok. Adam gelmiş bak arkasında tak 3 tane sıktı gitti. Yani atıyorum geçen gün 3 gün önceki arkadaşımız o bayanlar tarafından darp edildiğinde sadece ona destek olsun diye karakolun önüne gidip durduk yani. Başka bir şeyimiz olmadı yani maalesef. Elimizden bir şey gelmiyor çünkü ne yapabiliriz yani. Ve bana göre sivil toplum kuruluşları, şoförler odası için demiyorum. Yani tam bizim şoförler odamız var ama bana göre sivil toplum kuruluşlarının hiçbir şeyi yok. Hükmü yok yani bana göre. Bana göre muhtarlığın da bir etkisi yok. Herkes her şeyi artık bilgisayarların başında. Birileri bir şey yapmak istiyorsa zaten bilgisayarın başında herkes bir şeyler yapıyor. Veya atıyorum adam açmış şu 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 derneği, şu 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 sivil toplum kuruluşu. Neye yarıyorlar? Bir şey yaramıyor yani. Ha dedim yine bizim ufaktan da olsa bir birlik beraberliğimiz dedim şoförler odası altında var tabii ki. Yani birçok demeyelim de 3-4 tane duraklarda bu telsiz sistemi yavaş yavaş yapmaya başladılar. İşte biz de geçen gün bir teklif aldık. Bakalım. Ya bizim çağırdığımız herkes uçuyor. Yani bu insanlar acaba bizim ne kadar para kazandığımızı düşünüyorlar. Yani atıyorum 2000 ise taksiciye geldi mi bu iş 4000'e 5000'e bitiyor. Veya 3 günlük yapacağını ise 15-20 bin oluyor. Yani günü gününe tutmuyor yani. Bazı ay iyi oluyor, bazı ay kötü oluyor. Bazı ay asgari ücretin altında kalıyorsun. Araba bağlıyorsun, işte para veriyorsun, ödüyorsun. İşte diyorum ya sigortasıdır, şudur, durağın gideri, telefonlar, şunlar, bunlar. Yani iki telefona ayda 600-700 lira para ödüyorum ben. Yani aracımıza binen her bayan benim ailem gibi. İşte dediğim gibi bizim aracımıza binen bayan, erkek kim olursa olsun. Ya sarhoşu biniyor, şuyu biniyor, bunu biniyor. Mesela bayan gece özellikle gece olduğu zaman bekliyorum içeri girmesini ve bunu birçok arkadaşımız da yapıyor biliyorum. İçeri girmesini bekliyoruz çünkü öyle bir safhaya geldi artık her şey. İçeri giriyor ondan sonra biz hareket ediyoruz. Yani bu benim kardeşim de olabilir, başka birisi de olabilir, siz olabilirsiniz, sizin kızınız olabilir. Yani bir taksiye bindiğiniz zaman taksi sizin için güven olmalı.